Bölge oldukça. Kaçın kaçın. Evet tamam. Bomba geliyor. Kerem çabuk gel. Kerem çabuk gel. Roket saldırısı şu an itibariyle başladı. Kerem gel. Evet şu an itibariyle bölge oldukça yoğun. Kerem görüntüleri ver lütfen. Kerem görüntüleri ver. Biz daha güvenli bir alana geldik. Çok yakınımıza düştü. Kerem dikkat et. Çok yakınımıza bombalar düşüyor şu an itibariyle. Canlı yayındayız evet. Kerem dikkat et. Kerem çıkma daha fazla. Tamam gel. Tamam ver görüntüyü. Çok yakın noktamıza bombalar düşüyor şu an itibariyle. Kerem ayağa kalkma gel tamam. Evet Ülke TV ekranlarına taşıdık. Evet Kerem gösteriyor musun şu an itibariyle? Kerem gitme tamam gel. Gel abi tamam. Sevgi çok yakın noktamıza düştü şu an itibariyle. Taşıyor ekranlara. Evet Kerem ben geçiyorum. Sevgi görüyorsun değil mi? Çok yakın noktamız hemen arkamıza. O füzeler ard arda geldi, ard arda düştü. Canlı yayındaydık ve çok şiddetli füze buraya doğru, bu tarafa doğru geldi. Basın mensubu arkadaşlarımızla beraber kaçtık biz de tabii ki. Olsan belki o andan uzaklaşmamız gerekebilir. Çok yakın bir noktadayız. Size çok yakın, yüreklerimiz ağza geldi bizim de buradan. Evet, dikkat edin. Şu an itibariyle çok yakın bir noktadayız, çok yakın. Canlı yayınımızda denk geldi. Şu an bulunmuş olduğumuz alan Sidelot. Yani çok yakın bir nokta. Ben ekrandan çekileyim. Şu an itibariyle bölge oldukça yoğun, tedirgin. Kerem gösteriyorsun değil mi? Ekranda. Yani bir roket olabilir, bir havan olabilir. Düştü. Tabii bir taraftan diğer tarafı da kontrol ediyorum. Yani Gazze şeridini kontrol ediyorum. Evet şu an itibariyle Kerem ekranlara taşıyor. Burası gerçekten çok yoğun bombardıman altında tutulan bir bölge. Evet. Kerem. Bu bomba Hamas tarafından geldi. Yani Gazze şeridinden içeriye geldi. Ve çok yoğun bir şekilde bombardıman altında bu bölge. Aslında bu füzeler peş peşe iki taraftan da geldi. Hem bulunmuş olduğumuz bu alanda aynı zamanda diğer taraftan yani Gazze şeridinin içerisinden oldu. Bombardıman bu bölgede sürüyor. Zaten bütün arkadaşlar burada bir taraftan tabii buradaki uyarı sistemlerini kontrol ediyoruz. Bazı noktalarda yine aynı şekilde. Evet. Kerem kameranda bir sıkıntı var mı? Bir şey var mı abi? Yok var mı? Yok bizde sıkıntı yok. Bizde sıkıntı yok. Evet. Sevgi dakikalar öncesinde çok yakın bir noktamıza bombalar düştü. Füze miydi? Havan mıydı? Tabii bunu şu an itibariyle kestirmek mümkün değil. Çünkü çok şiddetliydi. Bir anda kaçtık. Yani bir anda buradaki güvenli alana geldik. Arkamızda sığınak gibi daha korunurlu bir alan var. Aynı zamanda bir okul var sağ tarafımızda. Sidelot'tayız. Gazze şeridindeyiz. Çok yakın bir noktadayız. Sıfırdayız artık. Yani buradan ötesi yok. Ve arkamda görüyorsunuz işte o bombalanan o bölge hemen arkamızda. Basın mensubu arkadaşların tamam burada. Kerem biz de yürüyelim. Olsan bir de daha civarı görebilir miyiz? Civarı görebilir miyiz? Tabii. Kerem arkayı gösterir misin? Tamam. Sevgi görmüş olduğun gibi herkes burada. Yani o tedirginin yaşanmış olduğu bu noktada. Arda arda yine füze sesleri geliyor. Bombardıman bu bölgede devam ediyor. Atılan o bomba doğrudan Hamas tarafından geldi. Yani Gazze şeridinin içerisinden geldi. Şu anda Sidelot'tayız. Bölge oldukça sıcak, oldukça gergin. Bu bomba sesleri tabii gün içerisinde daha da arttı. Tam da canlı yayınımızda denk geldik buna. Evet orada da görüyorum ki çok acil bir durum var ve bölgeye... Evet bölgeye çok acil bir durumda. Evet görüyorum ambulanslar sevk ediliyor. Şu anda bulunmuş olduğumuz bu alan. Evet bir anda yine sağ taraftan
Kerem gel dönelim buradan. Dönelim. Evet. Çok şiddetli sesler geliyor buradan. Oğuzhan ben Kerem, bir taraftan dönelim. Yerleşim yerlerini görüyorum. Sevgi. Binalar var. Oralar boş mu? Hala görüyor musunuz içeride? Sevgi yerleşim yerleri. Evet ancak tamamı boşaltılmış durumda buranın. Kimse yok diyebiliriz. Yani aslında burası bir yazlık alan gibi de düşünebilirsiniz. Sidelot yani burası. Çok yakın bir nokta sınıra. Tabii ilk çatışmaların yaşanmış olduğu nokta doğrudan buradan o bölgeye kaçışlar oldu. Yani daha güvenli bölgelere, Kudüs tarafına, Tel Aviv tarafına doğrudan insanlar tahliye oldu. Ama tabii yaşayanlar da var.